Öncelikle hocam kıymetli hazurunu selam ve saygıyla Bakü'den selamlıyorum. Vatanımızdayız. Dolayısıyla vatanın Kayseri'si de aynı. Ondan sonra Ankara'sı da aynı. Bakü'sü de aynı. İnşallah Zengezur'da da aynı olacak. İrfan abi Öncelikle Kayseri'yi selamlıyorum. kattın ha, fark ettim ben. Kayseri'yi kattın, fark ettim. Ya hocam birazcık faydasını göremedik ama katmamız lazım. Şimdi geçen gün Türk Gün televizyonunda Türk Gün diyorum düzeltiyorum. Bengü Türk'te yayındaydı. Yayın arasında hocam hava durumu veriyordu ve Türk dünyası hava durumu veriyordu. Türk dünyası hava durumu verirken baktım Han kendi yani hanların kendi Han kendi orada yazdı. O gün de Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan Han kendine ondan sonra hocalığıyla beraber diğer azat edilen topraklarda bayrak çekmişti. Ve Han kendinin de yazılmasını teklif ettim. Esma hocam da takip edecektir. Onun Bengtürk'te gönül bağı fazla. Dolayısıyla aslında o kadar hızlı bir değişim yaşıyoruz ki hocam, kıymetli hocalarım. Yani bugün hayal edemediğimiz şeyler ondan sonra gerçekleşmiş vaziyette. Kim bundan 3 veya 4 yıl önce veya April Muharebeleri dediğimiz Lalatepe Muharebeleri zamanında Han kendine Han'ın bayrağı çekileceğini hayal etmemiz mümkün değil. Ama bugün artık bu hayal gerçekleşti. Bugün ikinci bir hayal gerçekleştiriliyor. Burada aslında Turan sevdalısı, Türkistan sevdalısı, Azerbaycan ve Türkiye sevdalısı bilim insanlarını görmek, Okan Hoca'nın da bu Zengezur güncel konu üzerinde bir başlangıç yaptığını görüyoruz ve umuyoruz ve bunun bir başlangıç olmasını diliyorum. Tabii burada Elşat kardeşim de var. 3 senedir buraya çeşitli basından insanlar geliyor, akademisyenler geliyor ama gerçekten bu davaya sevdalı, bu davaya emek eden insanlarla belki bir oluşturulabilecek müşterek çalışma grubuyla bunun Nahçıvan Ayağı, Bakü Ayağı, Iğdır Ayağı ile beraber bu konunun işlenmeye devam etmesi lazım. Ve bu başlangıcı yaptığınız için de Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Merkezi'ne de şükranlarımı sunmam lazım. Bugün ikinci bir hayalimiz gerçekleşti kıymetli hocalarım. Bugün Bakü'de, Nahçıvan'da ve Karabağ'da Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatı yapılıyor. Ben biraz önce Okan Hoca söyledi. 2011-2013 yıllarında Bakü'de askeri ataşeydim. O zaman Rusya'nın Gebele'de askeri üssü vardı, radar. Bir yandan Antalya Körfezi'ni, bir yandan da Hint Okyanusu'nu kontrol ediyordu ve dinliyordu. Tabii şeyi biraz değişmişti, imkan kabiliyetleri. Askeri ataşeyken tabii biz Azerbaycan vatanımız ama klasik raporlama sistemi vardır. Azerbaycan bu Rus askeri varlığına son vermek istiyordu. Ya bizim yaptığımız değerlendirmeler diyordum ki ya ben en az 10 sene falan daha Azerbaycan bu Rus askeri varlığına son veremez. Ama Azerbaycan o izlediği uzak gören politikasıyla beraber 2013 yılında ondan sonra Gebel'deki askeri varlığa son verdi. Şimdi Türkiye-Azerbaycan askeri ilişkileri başlangıcı 91-92'den itibaren Salyanski kazarmaya gelen, Nahçıvan'a giden 150-200 kişilik askeri gruplarla başlamıştı. 2013 yılına kadar Okan Hocam biz eğitim öğretim faaliyetleri, harp okullarının kurulması ve gibi buna benzer faaliyetler icra etmiştik ama askeri eğitim öğretim faaliyetlerinin en üst noktası olan tatbikatlar daha başlamamıştı. Bu tatbikatlarda bu kardeşinizin de karınca kararınca emeğiyle Gebele belgesi denilen belgede ondan sonra karşılıklı müşterek tatbikatların yapılması imza altına alındı. Çünkü o güne kadar bakın 91-92'den 2013'e kadar acaba Rusya ne diyecek? Acaba Amerika ne diyecek? Yanlış anlaşılır mı? Acaba bu Turan ordusu mu derler babında endişelerden bir şeyler yapamıyorduk. Ama 2013'te tohumu atılan şey bugün Türkiye ve Azerbaycan arasında yaklaşık yıllık 20 tatbikat yapılıyor karşılıklı. Bunun yanı sıra bir de Türkiye, Azerbaycan, Pakistan tatbikatları yapıyor. Bir de Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tatbikatları yapıyor. Dolayısıyla dünyanın geldiği pozisyonda
Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin dinamik bir şekilde jeopolitik ve jeostratejik denklemlere uyumu, uygunluğu çok önemli. Şimdi ben kısa kısa o yüzden bugün Azerbaycan halkı oldu bitti. Tarih boyunca genlerinde olduğu gibi kadir şinas bir millettir. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve bu 100. yıla uygun bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu banisi Mustafa Kemal Atatürk adına tatbikatı yapmak da Azerbaycan'a yakışırdı. Dolayısıyla ben 85 milyon Anadolu insanına adına ve emekli bir asker adına ondan sonra Azerbaycan halkına başta Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ve Mustafa Kemal Atatürk'e gösterdiği dikkat ve gayret içinde şükranlarımı sunuyorum. Şimdi Zengezur dediğimiz olay aslında iki tane konuyu kapsıyor. Bir Zengezur koridoru denilen olay var. Bir de Zengezur bölgesi var. Yani biz aslında baktığımız zaman hem Zengezur koridorunu konuşmamız gerekiyor hem de Zengezur bölgesini konuşmamız gerekiyor. Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan zaten Zafer Paradı'nda da Zafer Paradı yani 2020 yılındaki 44 günlük Vatan Muharebesi'nden hemen sonraki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı paratta da yani askeri tören geçişinde de vurguladı. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı da vurguladı. Bu 3 yıllık süre zarfında da Göyçe'yi de Zengezur'u da kadim Azerbaycan topraklarının ondan sonra bir hedef olarak önümüzdeki dönem için koydu. Artı Sayın Cumhurbaşkanı çok stratejik bir hamle yaptı. Zaferden sonra neyi oluşturdu? 2021 yılında Şarkı ondan sonra Zengezur ekonomik zonası oluşturdu. Yani Zengezur dediğimiz bölge şu anki Zengilan, Cebrail, Kubatlı ve Laçin'i kapsayan Azerbaycan toprakları bir de 1921 yılında Türkiye, Nahçıvan Azerbaycan ve Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyasının arasına özellikle oluşturulmuş o bölgede belli bir kısmıyla Zengezur. Dolayısıyla bu hususu da özellikle belirtmem gerekiyor. Sadece Zengezur koridoru değil, Zengezur bölgesi de Azerbaycan'ın bundan sonra devam eden kamu diplomasisi açısından sık sık gündemde olacak bir konu. Burada terimleri çok dikkatli kullanmamız lazım. Bu Zengezur bölgesinde Ermenistan hem 1921'den sonra ve 33'ten sonra Zengezur sözünü aslında iktisadi, siyasi olarak kaldırmıştı. Burada 750'ye yakın Okan Hocam, kıymetli hocalarım, Türk yerleşimi yerlerin adını değiştirdi bu Ermenistan. Dolayısıyla biz coğrafyayı kullanırken siyasetimize ve siyasi hedeflerimize olarak uygun kullanmamız lazım. Dolayısıyla bu coğrafi yerleri, coğrafi isimleri Azerbaycan kadim tarihi yerleriyle ifade etmemiz önemli. Şimdi bu toplantının en yaşlısı benim, en aksakallısı diyelim. Ondan sonra hocalarım. Şimdi 1970 yılında ne oldu? Boğaz Köprüsü kuruldu. Ben de o Boğaz Köprüsü'nü gidip seyreden Haydarpaşa garında inip bir bakan çay içen bir arkadaşım. O zaman Esma Hocam falan yoktu. Kıymetli arkadaşların biri yoktu. O zaman ne konuşuluyordu Okan Hocam? Bu köprü lazımlı mı, lazımsız mı? Sattırırım, sattırmam. Bir de ondan sonra o köprünün sattırırım, sattırmamı hikayesi var biliyorsunuz. Necdet Çalık'la Turgut Özal'ın şeyi. Ne oldu? Gerek var mı veya gerek yok mu denilen Boğaz Köprüsü'ne, o Boğaz'a biz 3 tane köprü yaptık. Sonra da ne yaptık? Bir tane de Marmaray yaptık. Değil mi? Şimdi tabii ki coğrafi olarak artık dördüncüsü biraz imkansız gibi gözüküyor ama olmaması için de bir sebep yok. Bugün Zengezur koridoru denilen konu da aslında bugün için olacak mı olmayacak diye düşündüğümüz konu eninde sonunda gerçekleşecek. Kim istemese istemesin sonuçta o istemeyenlerin en başında İran ve Ermenistan geliyor. Halbuki en çok bu işten de faydalanacak navlun ve lojistik anlamda Ermenistan'dır. Azerbaycan ve Türkiye'nin iki cumhurbaşkanının dinamik siyaseti sonucu gelinen seviyede
Mecbur kalacaklar. Bakın tarihe not düşmek için söylüyorum. Şu an ayak diriyorlar. Olmaması için elinden gelen şeyleri yapıyorlar. İran'la yol olayı, yani Aras Nehri'ne paralel demiryolu ve karayolu olayı aslında yeni bir konu değil. Azerbaycan İran'la bu konuyu bir sene önce olgunlaştırmıştı. Geçen hafta da İran'ın Ulaştırma Bakanı Bakü'deydi. Bu yol aslında Zengezur'u engellemeyecek. Bence şahsi değerlendirmem Zengezur koridorunu hızlandıracak. Ve Ermenistan'ı da bir paniğe sevk edecek. Dolayısıyla Zengezur koridoru konusu şu açıdan önemli. Şimdi bence Azerbaycan artık askeri harekat olarak olayı bitirdi. Siyasi ve diplomatik açıdan devam etmesi gereken bir şey var. Bir de şunu burada Azerbaycanlı dostlarımızın tam müstakilliğini kutlamamız lazım hocam. Tabii 18 Ekim müstakillik berpası, bağımsızlık günüydü ama birazcık balaca da olsa gururumuz kırıktı ve eksikti. Ne zaman ki o Cenab-ı Prezident Hocalı'ya soykırımının kısasının alınacak şekilde Hocalı'ya ve han kendine bayrağı çekti. Azerbaycan aslında tam manasıyla bağımsızlığını ilk defa bu yıl kutladı. Ve inşallah 26 Şubat'ta da Hocalı'nın intikamı o ağlayan sızlayanların yargılandığı bir şekilde Hocalı'ya inşallah bu ekibin de kıymetli hocalar var burada. Türk dünyasına gönül vermiş. İnşallah Hocalı da Hocalı'nın intikamı ve kısası alınmış olarak 26 Şubat'ta inşallah Hocalı'da da kutlarız. Elşat Bey, ondan sonra Nazım Bey falan da duyuyordur. Bunlar tarihi olaylar. Bu tarihi olayları milletler ve devletler 1000 yıllık tarihinde bile yaşamıyor. Şu Azerbaycan ve Azerbaycan Türkiye bu 3 senelik süre zarfında neleri başardı? Bu çok önemli. Şimdi Azerbaycan ordusunun bir dinamik ordu kuruculuğu var. Bu han kendi dahil olmak üzere ordu modeli hem teşkilat olarak hem de konumlanma olarak bu hususları da kapsayacak şekilde düzenleniyor. Çok kısa sürede düzenlenecek. Bu da o Zengezur koridoru ve Zengezur'un ve o bölgedeki siyasi faaliyetlerin garantisi altına alınması açısından önemli bir husus. Onu ifade etmem gerekiyor. Şimdi bu konuda bizim Rusya ile örnek vermek gerekirse Libya'da zaman zaman çatışıyoruz. Suriye'de zaman zaman çatışıyoruz ama Karabağ konusunda gerek 3 Cumhurbaşkanının siyasi ilişkilere bakış açısı, zamanın ruhunu okumaları ve kişisel geliştirdiği ilişkiler aslında Karabağ zaferinin daha az zayiatla gerçekleşmesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla burada Rusya'nın desteği, biraz önce söylendi Çin'in desteği, İsrail'in Karabağ zaferine verdiği destek gibi bu olaya desteği ve İngiltere'nin desteği önemli. Dolayısıyla bu devletlerin bir şekilde siyasi platformlarda desteklerinin devamlılığı sağlandığı takdirde bu yol Gürcistan yolu, İran yolu ve Zengezur yoluyla beraber hem bölgesel hem de küresel anlamda dünyaya ve bölgeye fayda sağlayacaktır diye değerlendiriyorum. Şimdi bu konuyla ilgili bir teklifim var. Mutlak surette Nazım Hoca ve diğer hocalarım Azerbaycan'dan katılanlarım da dinliyorlar. Bizde de Kutay Hoca da yakın dönemde Bakü'de geldi, kıymetli çalışmalar yaptı. Bence Zengezur konusunda bilim insanlarından, güvenlik bürokrasisinden insanlar ve basından insanlarla bir çalışma grubu kurulmalı. Yani bu Zengezur konusu, Zengezur koridoruyla beraber konusu kısa sürede bitecek bir konu değil. Bir fikirlerimizi cemleştirip ondan sonra ortak yol haritası oluşturmak da siyasilere destek olacak çalışma grupları oluşturmak lazım. Gerek Türkiye'den Azerbaycan'a gelen, gerekse Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden o kadar başıboş insanlar var ki, yani bu davaya hizmet etmeyen, gelip Şuşa Kalesi'nin önünde Harı Bülbül'ün orada fotoğraf çektirmek için adında Azerbaycan'ı bilmeyen, Şuşa'yı bilmeyen, gittikten sonra bir makale, bir kalem oynatmayan insanlar gerek buradan gidiyor Türkiye'ye, gerekse Türkiye'den de buraya geliyor. Şimdi Esma Hoca dururken ondan sonra örnek veriyorum, başka başka insanları getiriyorlar Şuşa'ya. Burada tabii bizim iletişim başkanlığıyla buranın şeylerini de
dinliyorlardır şimdi. Aynı zamanda MTN'ciler de dinliyordur. Bizim MIT'çiler de dinliyordur. Ondan sonra onlara da bir tavsiye olarak söylemek isterim. Bu davaya gönül vermiş insanları bu işlere kanalize etmek lazım. Yoksa çok emek sarf ederiz, verimimiz sıfıra düşer diye değerlendiriyorum. Bu çalışma grubu konusunu da bu seminerin sonunda hocam tekliflere katarsanız mutlu olacağımı ifade ederim. Bununla ilgili de bu çalışma grubuyla beraber ortak bir aslında zengezur.com var. Erşat hocam, Azerbaycan bu işi çok iyi başarıyor ama bunun çok dilli hale gelmesi çok önemli. Yani İngilizce, Rusça, Çince, Arapça dahil olmak üzere bu uzun soluklu mücadelede fayda sağlayacaktır. Demin söyledim. Aynı zamanda Türkçe, Azerbaycanca yer isimleriyle beraber. Burada Azerbaycan'ın öncelikleri çok önemli hocam. Azerbaycan'ın önceliği, şu an çözülmeyen sorunlar var. Sınırların belirlenmesi. Bu toplanan silah sursatın dışarı çıkarılması. Rus sümeramların durumu. Ondan sonra bölgeye meraklı olan Fransız ve Amerikan güçlerinin Ermenistan'a gelme durumu gibi öncelikli konular var. Bir de üç taraflı sazişin dokuzuncu maddesi karşılıklı dehlizlerin açılması. Biraz önce Esma Hocam söyledi. O kadar bir sarhoş Paşinyan var ki sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı konuşuyor. Diyor ki dokuzuncu madde çoğul dehlizlerin açılması diyor. Adam diyor ki Zengezur Dehlizi diye bir konuya ben imza atmadım diyor. Daha neye imza attığını bilmiyor. Muhtemelen sarhoştu o zaman o adam. Yani o gece saat 12'de imzaladı ya. Dolayısıyla Azerbaycan'ın vereceği önceliğe göre bu Zengezur konusuna şey yapmak lazım, öncelik vermek lazım. Öncelik birinci sırada Zengezur'sa ona bakmak lazım. Ama bu İran alternatifinin yaratılması sanki Azerbaycan devlet aklıyla Türk aklı beraber toplaştığı zaman ikinci, üçüncü sıraya geliyor gibi. Öncelikli daha konular var. Enerjimizi, gücümüzü öncelikli konulara teklif etmemiz önemli. İran demin söyledim, yolunun açılması Zengezur'u kolaylaştıracaktır. Ben demin söyledim, bir hayaldi 1970'te Boğaz Köprüsü, artık şey oldu. Ben Zengezur Koridoru'nun da, hatta şöyle bitirmek de isterim. Bir gün bana hep Zengezur Koridoru'nu soruyorlar. Dedim ki ya Zengezur Koridoru olmasa biz bir gün, Allah inşallah bana ömür verir, ben artık köhnedim. Biz Tebriz Koridoru'nu da göreceğiz. Şimdi biz aslında Zengezur Koridoru'nu görüyoruz ya. Allah bize inşallah o Zengezur Koridoru'ndan, belki ileride bu şimdi çok ütopik gelebilir Okan Hocam. Belki tek Megri üzerinden Zengezur Koridoru değil, belki de Ermenistan'ın teklifiyle aynı Boğaz'a dizdiğimiz inciler gibi belki Zengezur'da Nahçıvan Azerbaycan'a bağlanan birden fazla yol da olabilir ileride. Yani bu da dikkate alınması gereken bir şey. Dolayısıyla ben dikkatinize göre, önceliğinize göre, değişen dinamiklere göre, konuları yakalamanıza göre tedbir organizasyonları ve kıymetli vakitlerini buraya harcayan tedbir iştirakçılarına Bakü'den teşekkür ediyorum. İnşallah Zengezur ve Tebriz koridorlarının açıldığı Turan'a giden yolda nevelerimizin, torunlarımızın, çocukların daha iyi güzel günlerde buluşacağı günlerle selam ve saygılarımı sunuyorum.